Aslında ben Macron kim ve Fransızlar ne yaptı diye bir düşündüm şöyle. Macron biliyorsunuz partisiz bir şekilde aday oldu ve Fransa Cumhurbaşkanlığı'na atandı, seçildi. Arkasında Avrupa Birliği lobisi ve küresel sermaye vardı. Şimdi şöyle bir hafızamızı canlandırırsak, Fransa niye rahatsız? Türkiye'nin buradaki Zeytin Dalı harekatında. Fransa'nın Afrika'da 16 tane ülkede şeyi var, sömürge süreci var. Şöyle bir hızlıca sayayım, not aldım. Burkina Faso, Gine, Fil Dişi, Mali, Nijer, Senegal, Togo, Kamerun, Orta Afrika, Kongo, Gabon, Ekvator Ginesi gibi devam ediyor. Buralardan yakın zamana kadar hala koloni vergisi aldığını biliyoruz biz. Bizim özellikle ilişkimiz Kuzey Afrika, yani Mağrip dediğimiz Fas, Tunus, Cezayir'de 1880 sonrası Fransa'nın sömürgeciliği var. Buralardaki uyanış hareketlerinde, sömürgecilikten kurtulma, Fransızlardan kurtulma hareketlerinde Türk aydınlarının, münevverlerinin destekleri var. İlginç şeyler oluyor. Yani Türkiye'nin bugün Afrika'da insani yardım çalışmaları, TİKA'nın faaliyetleri, buralarda su açması, ziraat öğretmesi Afrika'yı rahatsız ediyor. Afrika'da Türkiye'nin pozisyonundan rahatsız oluyor ve bugün böyle bir Suriye'deki barış harekatına homurtu ile cevap veriyor. Yani Fransa'dan gelen açıklama gayet bizim tahmin ettiğimiz gibi provokatif bir adresi açıklamadır. Belli. Hani adresi belli. Böyle yuvarlak ifadeler kullanıldı falan ama kesin yani karşıda çıkamıyor çünkü Fransa'da bir PKK'lı nüfus da var. Yani çok militan bir örgütçü nüfus da var. Biraz da bundan korkuyorlar. Almanya'yı da aynı şekilde görüyorum. Yani PKK'lılar üstümüze gelecekler. Canları çünkü çok tatlı. Yani burada 100 kişi ölüyor, bir şey çıkmıyor. Avrupa'da bir terör eyleminde 2 kişi ölüyor. Büyük bir hüzün yaşıyorlar. Ya bu noktada...